Selamlar arkadaşlar. Bu videomda sizlere önceki yapmış olduğum doping hafıza videosu çok beğenildiği için ve abone olarak çok abone olan olduğu için bu videoyu da yapmak istedim. Arkadaşlar bu videomda sizlere 2020 YKS'de yığılma olur mu? Olursa nasıl olur? Ya da olmazsa neden olmaz? Bunları sizlerle paylaşacağım verileriyle ve benzeri şeyleriyle 2021'e göre, 2020 göre analizlerini yapacağım. Başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar 2020'den başlayayım ben arkadaşlar. 2020 YKS'ye yanlış hatırlamıyorsam 2 milyon 400 bin kişi girdi. O küsuratlar, küsuratını tam bilmiyorum. Her neyse yığılma oldu çünkü sınav diğer yıllara göre bence daha kolaydı. O yüzden oldu. Ben 2020'ye de 21'e de girdim. O yüzden biliyorum arkadaşlar. 2021 YKS'de ise arkadaşlar sınav arkadaşlar zordu ama bana göre zordu. Yığılma olmadı ve arkadaşlar 2021 YKS'de 2 milyon 600 bin bir de küsuratı var arkadaşlar. Mesela 2020'ye 2 milyon 400 bin girdi. 2021'e 2 milyon 600 bin girdi arkadaşlar ama yığılma olmadı. Ve YKS tarihinin en çok kişinin girdiği sınav 2021 YKS'ydi arkadaşlar. Arkadaşlar bunları sizinle paylaşıyorum ve ona göre de 2020 YKS'yi şey yapacağım sizinle. Kaç kişi girecek ve yığılma nasıl olur onları sizinle paylaşacağım. Arkadaşlar sınavdan sonra sosyal medyada, YouTube'da özellikle anketler düzenlendi. Hani mezuna mı kalacaksın diye. Şıklar vardı hani üniversiteye mi gideceksin, mezuna mı kalacaksın yoksa okumak istemiyorum, iş hayatına mı atılacaksın ve benzeri şeyler. Arkadaşlar anketlerde özellikle ben genel anketlere bakıyorum arkadaşlar. Hiç %50 mezuna kalan yoktu arkadaşlar. Yani %50 mezuna kalan yoktu. %40'lardaydı genellikle arkadaşlar. 46 kişi, 43 kişi. O aralar arkadaşlar. Bazılarında %30'lardaydı yanlış hatırlamıyorsam. Yani %50 yoktu ama ben %50'den farz alıyorum arkadaşlar. Hani %50 olsun diyelim hadi. En kötü ihtimal. Arkadaşlar 2 milyon 600 binin %50'si yani yarısı 1 milyon 300 bindir. Hadi geçen sene de yanlış hatırlamıyorsam 950 bin tane lise son sınıf katıldı. Hadi biz 1 milyon katıldı diyelim bu sene arkadaşlar. 1 milyon artı 1 milyon 300 bin eşittir 2 milyon 300 bin. Arkadaşlar 2 milyon 300 bin yani nerede? 2 milyon 600 bin nerede? O da en fazla bana göre 2 milyon 300 bin kişi katılacak. En fazla. 2 milyon 300 bin kişi de belki katılmayacak. Tabii benim bu tahminim kendime göre. 2020'de de 2 milyon 400 bin kişi katıldı. Ondan da az kişi katılacak bu sene arkadaşlar. O yüzden arkadaşlar bu sene bir az kişi katılacak. İki sınavın zorluklarını da ben bir başka videomda çektim arkadaşlar. Nasıl gelecek, nasıl olacak, nasıl zor gelecek diye tahminlerimi. Onları şimdi bu videoda paylaşırsam o videoya haksızlık olur arkadaşlar. O yüzden onları paylaşmayacağım. Arkadaşlar açıkçası size ben şunu da söyleyeyim. Bu sene yığılma olmayacak ama neye göre olmayacak, nasıl olmayacak? Yani 2020'ye göre mi yığılma daha az olacak? 2019'a göre mi yığılma daha az olacak? 2021'e göre mi daha az olacak? Onu da sizinle paylaşayım. Ondan sonra videom zaten biter arkadaşlar. Arkadaşlar 2020'de zaten çok yığılma oldu. Onu ben bir kere bir siliyorum baştan. Hadi 2018, 2019, 2021 kaldı. 2018'de 2019, hadi 2018 biraz daha yığılma azdı. Çünkü daha yeni geçilmişti. Yanlış hatırlamıyorsam LYS, YGS'den. 2017 LYS zordu. O yüzden 2018 çıktı diye YKS'ye döndüydü olay. Arkadaşlar 2019'u farz alıyorum ben. Bir de 2021'i farz alıyorum. Arkadaşlar bir bu sene daha az kişi katılacak. İki sınav zorluğunu da ben öteki videomda paylaştım. O yüzden 2019'a göre öteki videomda yani onları paylaştığım videomda hangi dersin nasıl zorlukta geleceğini de tahmin ettim arkadaşlar. İzlemenizi tavsiye ederim. Çünkü hani matematiğin ne zorlukta geleceğini, sosyal bilimlerin ne zorlukta geleceğini sizinle teker teker paylaştım. Türkçenin, fen bilimlerinin falan filan, TYT'de, AYT'yi de öteki başka bir videomda paylaştım. Atmazsam atacağım onları da YouTube'a. Allah nasip ederse. Bakacağız yani. Arkadaşlar, yığılma 2021'e benzeyecek. Yani yığılma olmayacak. Hemen hemen hiç olacak. Yığılma olursa da başlarda olacak. Hani 2021'de altlarda yığılma yoktu arkadaşlar. Başlarda yığılma vardı. Yani başlarda yığılma değil. En iyi yapanlar sadece birazcık aralarında geri düşüş vardı bayağı bir. Öteki başka arkada yapanlara yoktu. En iyi yapanlara nasıl geri düşüş var diyeceğiniz. Yani diğer yıllara göre en iyi yapanlara göre düşüş tabii ki de yine vardı arkadaşlar. Ama 2020'ye YKS'de arkadaşlar bana göre 2021'e daha çok benzeyeceğini zannediyorum. 2021 kadar
Şey olmasa da tabii 2021'den yığılma birazcık daha fazla olacak arkadaşlar. Ama 2019 kadar da olmayacak yani yığılma benim tahminim. Ve o konuda açıkçası öyle yani görüşlerim bu arkadaşlar. Umarım iyi bir video olmuştur. Umarım güzel bir video olmuştur. İsterseniz beğenirseniz arkadaşlar. Canınız istemezse beğenmezsiniz. Açıkçası isterseniz kanala abone olursanız, canınız istemezse olmazsınız. Onu siz bilirsiniz arkadaşlar. Herkese iyi günler arkadaşlar.